Herkese merhaba. Bugün güneş yağı yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz susam yağı, kantaron yağı, kudret narı yağı, naneli zeytinyağı, okaliptüs hidrosolu, kakao yağı ve aloe vera bitkisi kullanacağız. Burada güneş koruyuculuğuna sahip olan susam yağı. Yağımızı yaparken en fazla bundan koyacağız bu yüzden. Diğerleri yardımcı malzemeler. Bunlar hücre yenileyici etkisi var. Bu yine cildi besleyerek ölü hücrelerden arındırıyor ve aynı zamanda bunun yanında çok güzel bir kokusu var. Okaliptüs hidrosolunu koymamın amacı arıları ve sinekleri uzak tutmak için. Burada katı halde olan kakao yağı var. Bu da normalde cildi bronzlaştırmak için kullanılıyor. Fakat ben hoş bir kokusu olduğu için yağın içine ekleyeceğim. Ve burada bir aloe vera bitkisi var. Bunun içindeki jeli çıkartacağım ve bundan da az bir miktar ekleyeceğim. Cildi besleyici ve yine yenileyici bir özelliği var aloe vera bitkisinin de. Evet, şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta bu aloe vera bitkisi alerji yapabilir. Onun için aloe vera'nın jelinden biraz alıp şu bileziğin iç kısmına sürdüğünüzde eğer burada kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık yapıyorsa bundan uzak durmanızı tavsiye ederim. Tabii sadece bunun için değil, diğer malzemeler de alerji yapabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Alerji hususunda dikkatli olun. Bu güneş yağının en önemli özelliği doğal ve organik olması. Bunun nedeni bu 4 tane malzemeyi zaten bizzat ben kendim yaptım. Bunu bir helvacıdan aldım. Gözümün önünde sıcak sıcak çekerek verdiler. Bu da benim balkonumda yetişiyor zaten. Sadece bunu internetten aldım, kakao yağını. Zaten bundan da az bir miktar koku vermesi için koyacağım. Bu yüzden tekrar belirtmek istiyorum. Bu yağın en önemli özelliği doğal ve organik olması. Koruyuculuk faktörü 10 ile 15 arasında. Yani yazın öğle sıcağında kesinlikle koruyuculuk etkisi yok. O yüzden bu konuda dikkatli olunması gerekiyor. Saat 4'ten sonra yazın çıktığınızda güneşe çıkmadan yarım saat önce sürmenizi tavsiye ederim. Yine de tabii ki cildiniz çok hassassa dikkatli olun. Benim cildim çok hassas. 4'ten sonra bile ben çok fena şekilde yanabiliyorum. Fakat 4'ten sonra ben bunu güneşe çıkmadan önce sürdüğümde benim cildimi kısmen koruyor. Yani tam korumuyor, tam koruduğunu söyleyemem. Kısmen koruyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Evet, şimdi aloe verayı alalım ve içindeki jelini çıkartarak yağımızı yapmaya başlayalım. Evet, şu an aloe vera'nın jelini çıkardım. Yaklaşık 5 mililitre falan civarı galiba. Evet, 5 mililitre civarı bir aloe vera jeli var burada. Şimdi buna susam yağını ekliyorum. 70 mililitre ekleyeceğim susam yağını. Kantaron ekliyorum. Evet, şöyle göstermek istiyorum size. Çok güzel bir renk oldu. 10 mililitre kudret narı yağı ekleyeceğim. Evet, şimdi koyu renkli cam şişeye bu karışımı şimdi ekleyeyim.
Evet, şu an karışımı ekledim. Burada yaklaşık naneli zeytinyağı 3-4 milim civarı. Bunun hepsini ekleyeceğim. Yine çok güzel bir kokusu var bunun da. Bu yüzden bundan da şöyle ekliyorum. Okaliptus hidrosolu. Ağzımı kapadım uçmasın diye içindeki esansiyel yağlarda. Bundan 2 mililitre şöyle çekeceğim. Evet, bu da mis gibi okaliptüs kokusu var bunda da. Evet, şimdi güneş kremim hemen hemen hazır. Şöyle karıştırıyorum güzelce. Evet, son bir yağ kaldı. O da kakao yağı. Kakao yağını direkt koyduğumda bu yağın içinde erimiyor. Onun için benim bunu eritmem gerekiyor. Eriterek içine eklemem gerekiyor. Bunu da direkt ısıya tabi tutarak değil de benmari usulü eriteceğim. Evet, şimdi ocağa geçelim ve kakao yağını benmari usulü eritelim. Şimdi kakao yağını benmari usulü eritmek için öncelikle bir tane cezvem var. İçine su doldurdum. Altını yakıyorum. Şu an ocağın altı yanıyor. Bu kabı, içinde kakao yağı olan kabı direkt bu suyun içine koyuyorum şöyle. Evet. Yan devrilmeye karşı, yani dar bir kap cezveyi tercih ettim onun için. Yani yan devrilebiliyor. Yüzüyor çünkü bu suyun içinde. Şimdi kakao yağının erimesini bekliyorum. Evet, şu an kakao yağının eridiğini görüyorum. O yüzden işlemi kestim. Şöyle çıkartıp size de göstereyim. Evet, benmari usulü kakao yağını erittik. Burada yaklaşık olarak ne kadar var? Yaklaşık yine 3 milim civarı bir kakao yağı var. Güneş yağımızın son işlemine geldik. Benmari usulü erittiğimiz kakao yağını son olarak güneş yağımızın içine aktarıyoruz. Ve yine güzelce çalkalıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kantaron yağından dolayı böyle kırmızımsı bir rengi var. Güneş yağımız hazır. Bu güneş yağını kullanmadan önce her defasında çalkalamak gerekiyor. Çünkü içerisine aloe vera koyduk. Aloe vera bir süre sonra dibe çökelecektir. Çünkü su yoğunluğu çok fazla içerisinde. Yağ hafif olduğu için, yani öz kütlesi daha küçük olduğu için yukarı çıkacak. Suyun öz kütlesi büyük olduğu için dibe çökecektir. O yüzden her defasında bu şekilde çalkalayıp cildimize sürüyoruz. Evet, bugün güneş yağı yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum.